Merhaba arkadaşlar. Ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Mustafa Sözlü ile sıfırdan Rusça kanalıma hoş geldiniz. Ben hiç Rusça bilmiyorum ancak öğrenmek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Lütfen izlemeye devam ediniz. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш урок. Сегодня мы делаем девятый урок, десятую часть. Arkadaşlarım, bugün 9. ders, 10. kısmı, 10. bölümü işliyoruz. Повторение – мать учения. Tekrar öğrenmenin anasıdır. Arkadaşlarım, bugün можно artı мастар фиили hangi durumlarda kullanıyoruz? Bunu öğreneceğiz. Можно artı мастар фиилин birinci anlamında kullanımını daha önce görmüştük arkadaşlar. Müsaade isteme, izin isteme anlamlarında kullanmıştık. Örneğe bakalım. Можно позвонить по телефону? Telefon edebilir miyim? Telefon etmek mümkün mü? Да, пожалуйста. Evet, buyurun. Ya da нет, нельзя. Hayır, mümkün değil diye cevap verilebilen bir örnek. Alttaki örneklere bakalım. Можно выключить телевизор? Можно выключить телевизор? Televizyonu açmak mümkün mü? Açabilir miyiz? Diye hani serbest çeviride biz üzerinden ya da tekseniz televizyonu açabilir miyim? Kendi üzerinizden bunu anlayabilirsiniz veya söyleyebilirsiniz. Можно выключить телевизор? Можно выключить свет? Işığı açabilir miyim? Можно выключить радио? Radyoyu açabilir miyim? Alttaki örneğe baktığımızda можно выключить телевизор. İkisi arasındaki farka bakalım arkadaşlar. Выключить, выключить. İkisi de aslında nereden türemiş arkadaşlar bakın. Bu kelimeyi biliyoruz. Ключ, anahtar. Ключ. Yani anahtarı olan şeyleri açıp kapamaktan bahsediyoruz. Bununla ilgili nesnelerde bu fiili kullanıyoruz. Выключить. Выключить. Ezberleme kolaylığı olsun diye yazdım. Ключи ezberleyebilirsiniz. Bilmiyorsanız anahtar ve выключить açmak, выключить kapatmak arkadaşlar. Можно посмотреть эту книгу? Bu kitaba bakabilir miyim? Можно посмотреть эту книгу? Можно посмотреть эту газету? Bu gazeteye bakabilir miyim? Bakılabilir mi? Можно посмотреть этот журнал? Bu dergiye bakabilir miyim? Bir alttaki örneğe bakalım. Можно открыть окно? Pencereyi açabilir miyim? Можно открыть дверь? Kapıyı açabilir miyim? Ya da можно закрыть окно? Pencereyi kapatabilir miyim? Bakın burada da yine açmak, kapatmak. Открыть, закрыть. Включить, выключить. Kapı, pencere gibi. Kanatlı, açılıp kapanabilen nesneler için de bu fiili kullanıyoruz arkadaşlar. Открыть, açmak, закрыть, окно. Demek ki müsaade, izin istemek için biz можно artı мастар фиил kullanabiliyoruz. Можно artı мастар фиил ikinci anlamı makmek mümkün, makmek imkanı var, yapılabilir, edilebilir anlamlarında arkadaşlar kullanabiliriz. Bu kalıbı kitabımızdan örnek vererek gidelim. Bir şeyin nerede satın alınabileceğini ve benzeri soruları bu kalıpla sormak mümkün arkadaşlar. Önce nerede? Где? Предложить подешь. Nerede? Sonra можно artı мастар фиил. Sonra iyi halini gördüğümüz için burada iyi hali gerektiren fiillerle örnekler yaptık. Neyi? Şuto. Nerede? Neyi? Mek, mak mümkündür. Nerede? Ne yapılabilir? Edilebilir kalıbı arkadaşlar. Devam ediyorum. Şöyle çekelim. Bu durumdaki cümlelerde tamamlanmış fiiller kullanılır arkadaşlar. Tamamlanmış. Esve
savršenni bit fiilleri kullanıyoruz. Bu magazine, de hali, predlojni padeş, mağazada, dükkanda, markette, magazini bu şekilde çevirebilirsiniz. Yani her üç şekilde çevirebilirsiniz. Bu magazine, bu bibliyoteke, kütüphanede, bu banke, bu banke. Bu magazine mojna kupit. Dükkandan, mağazadan, marketten satın alınabilir. Bakın Türkçe'de biz bir yerden satın alıyoruz genelde konuşurken. Halbuki Ruslar bir yerden satın almıyorlar arkadaşlar. Bir yerde satın alıyorlar. Onu unutmayın. D halinde. В магазине можно купить продукты, вещи, одежду, книги. Satın alınan şeyler dolayısıyla винительный падеж i halinde. Dükkanda satın alınabilir erzak, eşyalar, elbise, kitaplar. Tersten de çevirirsek erzağı, eşyaları, elbiseyi, kitapları dükkandan almak mümkündür. Dükkandan alınabilir diye çevirebiliriz, anlayabiliriz. Bu biblioteke можно взять учебник, словарь, книги, журнал. Kütüphaneden çalışma kitabı, sözlük, kitaplar, dergi alınabilir. Bakın, взять da almak, купить de almak ama купить satın almak, взять almak. Yani kütüphaneden bir sözlük almak gibi almak. Vziat. Hepsi de tamamlanmış fiiller. V banke mojna paminyat dengi. Para bankada değiştirilebilir ya da bozdurulabilir. Türkçe'ye böyle çevirebiliriz. Bankada para bozdurulabilir. Para bankada bozdurulabilir. Her türlü söyleyebilirsiniz. Rusça'da da değiştirebilirsiniz yerini. Yani bu banke mojna paminyat dengi de diyebilirsiniz. Dengi mojna paminyat bu banke de diyebilirsiniz. Ne demiştik daha önceleri? Vurgulamak istediğiniz şeyi mümkün olduğu kadar sona atın. Burada parayı vurgulamış. Bankada değiştirebilirsiniz parayı. Parayı. Eğer şöyle olsaydı dengi mojna paminyat bu banke. Bankada bozdurabilirsiniz. Bankada bozdurulabilir. Bankaya vurgu yapmış olurduk arkadaşlar. Devam ediyorum. Где можно купить цветы? Где можно купить цветы? Nerede çiçek satın alınabilir? Nerede çiçek satın almak mümkündür? Там, в киоске. Orada, büfede. В киоске. Где можно поменять деньги? Nerede para bozdurulabilir? Bozdurabilirim. Здесь. В банке. Здесь. В банке. Burada, bankada. Burada, bankada. Можно поменять деньги. Para bozdurulabilir. Para bozdurabilirsiniz. Kullanışlı bir kalıp arkadaşlar. Bunu mutlaka ezberleyin. Rusça konuşulan bir ülkeye çıktığınızda en sık belki de kullanacağımız cümlelerden, kalıplardan bir tanesi. Gdzie mojna ve peşinden sormak istediğiniz şey nerede yapılabilir? Gdzie mojna. Durdurun ve diyaloğu canlandırın arkadaşlar. Gdzie mojna kupić jurnalı? Dergi nerede satın alınabilir? Jurnalı mojna kupić в киоске. Dergiler büfede satın alınabilir. Что можно купить в магазине? Dükkandan ne satın alınabilir? Dükkanda ne satın alınabilir? Markette ne satın alınabilir? В магазине можно купить продукты, одежду, книги. Marketten erzak, elbise ve kitap satın alınabilir. Durdurun ve konuşun arkadaşlar. В магазине книги можно купить словари, учебники, книги.
Knigi dükkanından, mağazasında sözlükler, çalışma kitapları, kitaplar satın alınabilir. Možna kupit. Na poçte, postanede, možna kupit satın alınabilir. Atritki, konverti, marki, tebrik kartları, zarflar, pullar satın alınabilir. V magazine produkty, produkty mağazasında možna kupit satın alınabilir. Sır, miyasa, rybu, mlako, hleb. Peynir, et, balık, süt, ekmek satın alınabilir. Bakın yerini değiştirdi. Şapku, palto, kurtku, brüki, pırçatki. Şapkayı, paltoyu, montu, pantolonu, eldivenleri, eldiveni daha doğrusu. Çoğul kullanılıyor hep pantolon ve eldiven. Možna kupit v magazine adiyejda. Adiyejda mağazasında satın alınabilir. Gazete, jurnalı, kalendari, ruçki, karandaşı, atritki, gazeteler, dergiler, takvimler, dolma kalemler, kurşun kalemler, tebrik kartları. Možna kupit satın alınabilir. V kioske, büfeden, büfede. Bileti možna kupit v kasse, biletler gişede satın alınabilir. Kassa, kassa. Demek ki kassa gişe arkadaşlar. Biletler, bileti možna kupit v kasse. Tersi de söyleyebilirdi. V kasse možna kupit bileti diyebiliriz. V biblioteke, kütüphanede možna vziat knigi, učebniki, slavari. Kütüphanede kitaplar, ders çalışma kitapları, sözlükler alınabilir. Dengi, možna pominjat v banke. Para bankada değiştirilebilir, bozdurulabilir. Durdurun ve arkadaşlar çevirin, konuşmaya çalışın. Вы не знаете, где можно купить одежду? Bakın çok kullanışlı bir kalıp hem ki var biliyor musunuz diye. Вы не знаете, где можно купить одежду? В магазине одежда. Одежда mağazasında. А где находится этот магазин? Peki bu mağaza nerede bulunmaktadır? Nerededir? В центре. Merkezde. Его адрес. Onun adresi Красная площадь. Dom nomer 3, kızıl meydan, 3 numaralı bina, ev diyebiliriz. Bakalım şurada. Giden arkadaşlar hatırlayacaklardır. Gitmeyenler de gittiklerinde göreceklerdir. Krasnaya Ploşit burası. Hemen burada bakın. Mavzoley Lenina, Lenin'in mozolesi. Onun karşısında Pakrovski Sabor. Kilise, o çok süslü olan başlıklı kilise. Burada bakın Lobnaya Mesta, alın yeri. Yani bir zamanlar insanların hem idam edildikleri hem de üzerinde çıkıp konuşma yaptıkları yuvarlak bir alan. Ve söz konusu olan mağaza da burada. Neyin içinde? Gumun. Daha önce görmüştük. Gasudarstvenniy universalniy magazin. Yani devlet genel mağazası gibi. Bir şey burası, büyük bir bina, içinde bir mağazaymış demek ki bu. Adiyejda, dom nomer 3 direkt orayı gösteriyor. Durdurun ve çevirin. Çeviri esnasında da arkadaşlar elbise yerine buradaki örnekleri koyabilirsiniz. Ve numarayı da değiştirmeyi unutmayın. Rastgele numaralar seçin. Evet, Nilzya'ya bir bakalım arkadaşlar. Nilzya'nın şöyle bir özelliği var. Nilzya'yı mastar fiil olarak kullanabiliriz. Ancak bu mastar fiiller eğer NSV ise, yani tamamlanmamış bir fiilse, nesevarşenli vit bir fiilse, yasak anlamına gelir arkadaşlar. Yasak. Eğer bu mastar fiil savarşenli vit bir fiilse, o zaman mümkün değil. Olmaz anlamına gelir. Tam olmaz da değil, doğrudan mümkün değil diyebiliriz. Örnekle daha iyi anlaşılacaktır. Zidies Nilzya Zvanit. Zvanit bakın tamamlanmamış bir fiil.
Burada telefon etmek yasak. Здесь нельзя звонить. Niçin yasak? Потому что сейчас урок. Çünkü şu anda ders var. Yasak. Orada telefon da var, her şey de var, kendi telefonunuz da var. Yani telefon etmemek için, edememek için bir neden yok. Ama nedir? Yasak. O zaman işte tamamlanmamış fiil. Здесь нельзя звонить. Бакалым алтына. Здесь нельзя позвонить. Burada telefon etmek mümkün değil. Niçin? Потому что телефон не работает. Çünkü telefon çalışmıyor. Yasak değil. Telefon da var. Ama telefon çalışmıyor. Fiziki bir yetersizlikten dolayı telefon etmemiz mümkün değil. İşte o zaman tamamlanmamış, düzeltiyorum, tamamlanmış fiili kullanıyoruz. Бакын, her şey aynı. Здесь нельзя звонить. Здесь нельзя позвонить. Burada yasak, телефон etmek yasak. Burada телефон etmek mümkün değil arkadaşlar. Bu ayrımı da unutmayın. Kitabımızdan örneğe bakalım. Здесь можно курить. Burada sigara içilebilir. Burada sigara içmek mümkündür. Şöyle olsaydı. Здесь нельзя курить. Burada sigara içmek yasak. Çünkü kurit nedir? Tamamlanmamış bir fiildir. Здесь нельзя курить. Şöyle tabelalarda görebilirsiniz. Direkt mastar kullanıp не yazılır. Не курить. Yani sigara içilmez. Sigara içmek yasak anlamında kullanılır arkadaşlar. Arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Önümüzdeki ders kısa sıfatları öğreneceğiz. Ders için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Derslerin sağlıklı takip edilebilmesi için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.